Kardeşlerim Gelecek Toprakta kanalından herkese selamun aleyküm. Sarımsaklarınız çok büyük baş yapsın, hiç hastalanmasın, çok az suyla ürün versin. Hatta haziranda hasada gelsin istiyor musunuz? İşte aradığınız video burada kardeşlerim. Görmüş olduğunuz cinsler Ata tohum mor sarımsaklar acayip lezzetli, yüksek oranda antibiyotik oranıyla meşhurlaşmışlardır. Şimdi özellikle sarımsaklar da Yer değiştirmeniz şarttır kardeşlerim. Geçtiğimiz yıl ekmiş olduğunuz yere yine aynı yere sarımsakları ekerseniz muhtemelen pas hastalığıyla mücadele edersiniz. Edersiniz ama kurtaramayabilirsiniz. Çünkü pas hastalığı girdiği zaman sarımsaklar büyük oranda telef oluyor, yok oluyorlar. Şimdi 10'ar santimetre aralıklarla damlama sulama sistemimizi çektik ve bunun hemen yanına 5 santimetre derinliğinde daha fazla değil 5 santimetre derinliğinde çukurlar açtık. Bu çukurlara hayvansal gübremizi koyduk. Koyabildiğiniz kadar koyun. 2-3 santimetre koyun. Ve bunun üzerine özellikle bitkinin besinlerini sağlasın. Bitkileri hastalıklardan korusun diye kompost kardeşlerim. Bunu defalarca anlattığımız kompost ilave ediyoruz kompostu da yine bu çukurlara birer santimetre en az 1 santimetre gelecek şekilde koyduk. Kompost bitkileri nasıl hastalıklardan koruyordu? Kompostun içerisinde milyarlarca bakteri ve mantar var. Bunlar bitkilerin dost bakteri ve mantarı. Çünkü oksijenli ortamda üretmiş olduğumuz komposttaki mantar ve bakteriler faydalı. Buradaki fazlaca olan bakteri ve mantarı popülasyonu zararlı ve hastalık yapıcı mantarları ve bakterileri sarımsaklarımıza yaklaştırmayacaklar onlarla mücadele edecekler. Mücadele etmesinin yanında da bitkimizin ihtiyaç duyduğu besin elementlerini üretecekler. Toprakta ayrıştırma yapacaklar. İşte muazzam verimin sırrı komposta yatıyor. Ve kesinlikle kimyasal gübreyi pestisiti bahçenize sokmayın ki bitkileriniz tembelleşmesin. Ve beşer santimetre aralıklarla geçtiğimiz yıldan ayırmış olduğumuz tohumlukları 5'er santimetre aralıklarla ektik kardeşlerim. Bunu kesinlikle derine ekmeyin. Yani 3 santimetre, 5 santimetre derine ekmeyin. Çünkü çıkışları zor olur. Hatta çıkamayıp çürüyebilirler. Ekimi gerçekleştirdikten sonra üzerine 1-1,5 santimetre karın kalınlığında toprağımızı seriyoruz arkadaşlar. Bu toprağı sıkıştırıyoruz ve can suyu vermeyeceğiz. Aralık ayında ektik. Haziran ayında hasat yapacağız. Bunları Haziran ayına kadar yani Mayıs'ın sonuna kadar sulamayacağız. Hatta bölgenize göre hiç sulamanıza bile gerek kalmayabilir. Biz ihtiyaten damlama borularımızı çektik. Çok kurak geçerse sezonumuz su vereceğiz kardeşlerim. Bu şekilde ekimimizi tamamladık arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.